imanı koruma zamanı Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki Ahir zaman ehli sünnet itikadını doğru öğrenip iman hırsızlarına karşı imanı koruma zamanıdır. Başka şey çalınsa o kadar önemli olmaz. Ama Allah korusun imanı çalınan sonsuz olarak cehenneme gider. İlmi halini bilmeyen imanını koruyamaz. Hakikat Kitabevi'nin yayınladığı kitaplar hakiki ehli sünnet alimlerinin eserlerinden tercüme olup o büyüklerin sözleri nakledilmiştir. Dinimizi doğru öğrenmek isteyenlere bu kitapları okumalarını tavsiye ederiz. Bozuk din adamlarını dinlemek, bozuk bir din kitabını okumak çok zararlıdır. Çünkü imanı kaybetme tehlikesi var. İnsan altını, elması sokağa bırakmaz. Aksine en iyi şekilde korumaya çalışır. İmansa bunlarla kıyaslanamayacak derecede kıymetlidir. Bu yüzden öyle kimseleri dinlemek, öyle yazıları okumak çok tehlikelidir. Bir gün Hazreti Huzeyfe Resulullah Efendimize sordu. Ya Resulallah, acaba Müslümanlar İslamiyetten önceki hallerine döner mi? Hayır, dönmezler. Ama bizden sonra bulanık bir zaman gelir. Bulanık ne demektir ya Resulallah? Yani iyiler olur, kötüler olur. Alimler olur, zalimler olur. Karışık bir zaman olur. Ondan sonra daha kötü bir zaman gelir. O zaman neler olur ya Resulallah? O zaman dini anlatanların peşine gidenler cehenneme gidecek. Din diye neyi anlatacaklar? Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften bahsederler. Ancak Allah'ın, Resulullah'ın bildirdiklerini değil, kendi düşüncelerini Allah'ın, peygamberin emri gibi anlatırlar. İşte onların peşinden gidenler felakete uğrayacaktır. Ya Resulallah o zaman da ben dünyaya gelmiş olsam ne yapmam gerekir? Dünyada hak yolda olan bir cemaat kıyamete kadar bulunur. Bu cemaati bul, onlara uy ve kurtul. Ya Resulallah, o cemaati de bulamazsam ne yapmalıyım? Onu da bulamazsan evinde otur, kimseye karışma. Allahü Teala kimseyi karanlıkta bırakmasın. Müslüman olarak çok şanslıyız. O kadar şanslıyız ki kör bir insanın hayatıyla gözü açık bir insanın hayatı bir olur mu? Allah'a, peygambere iman eden gözü açık görebilen bir insana benzer. Bundan mahrum kalanlar köre benzer. Köre yani imanı olmayan aysa bir şey yapılmaz. Sadece acınır. Gerekirse elinden tutulur ama o insanla tartışılmaz kavga edilmez. İslam'ın şartı değişmez. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Bir gün Hazreti Ömer, bir yere vali tayin ederek der ki, Yarın filan yerde bekle geleceğim. Sana iyi valinin nasıl olacağını, başarının yollarını anlatacağım inşallah. Herkes acaba ne nasihatler verecek, ne tavsiye edecek diye merak eder. Ertesi gün eshab-ı kiramın hepsi gelir. Vali gelince Hazreti Ömer valinin kolundan tutup der ki: Eğer başarılı olmak istiyorsan namazını ile erkanla vakti girince kıl. Ramazan-ı Şerif gelince orucunu tut. Hac zamanı hacca gel. Zekatını noksansız şekilde ver. Kelime i şehadeti çok söyle imanını muhafaza et. Hadi güle güle git yoluna. Allahü Teala yardımcın olsun. Ya Emir el Müminin, bunlar zaten İslam'ın şartları. Ben başka şeyler de söyleyeceğinizi, valilik hakkında başarılı olmanın yollarını anlatacağınızı zannettim. Allahü Teala böyle buyuruyor. İslam'ın şartı 5'tir ben bunu altı yapacak değilim ya, bu beş şartı doğru yapan başarılı olur. Biz de İslam'ın beş şartını en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Başarının şartı budur. Bunun için çok sevinelim, çok şükredelim, rahatımıza bakalım. Bu imanı Allahü Teala severek, seçerek bizzat kendisi verdi. Biri vasıtasıyla vermiş olsa da Allah nasip etmesi. Peygamberi görse bile nasibi yoksa iman edemez. Madem ki Allahü Teala bu cevheri bize nasip etmiştir, bu istisnai bir muameledir, bir imtiyazdır. Bu bir cevherdir, bir hazinedir. Bunun korunması artık bize kalmıştır. Onun için iyilerle görüşmeye ve konuşmaya gayret edelim ve bu cevheri taşıyanların da kıymetini bilelim. Onları üzmekten, kırmaktan Allahü Teala'ya sığınalım. Çünkü Cenab-ı Hak kendi rızasını kullarının rızasına bağlamıştır. Allahü Teala'nın kullarını razı eden Allahü Teala'yı razı eder. Onları üzen Allahü Teala'yı üzer. Bir gün Peygamber Efendimiz'e dediler ki, Ya Resulallah, burada bir kadın var, gece gündüz ibadet ediyor ama çenesiyle insanları kırıp döküyor, komşuları illallah diyor. Cevaben buyurdu ki, onun gideceği yer cehennemdir. Onun için herkeste iyi geçinmeli, hiç kimseyi kırmamalı, kimse bizden şikayet etmemeli.